Tamam abi, ben numaranı kaydettim. Peki. Biz bir düşünelim, ilgilenirsek ararız seni. Tamam. Tam ne yapacağımıza karar verelim, öyle ararız. Peki, oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Güzel ama değil mi Kerim? Güzel olmasına güzel de abi, adam çok istiyor. Yeri de güzel. Çok güzel yerde bence. Ya şimdi yeni makine, takım taklavat derken biz bunun altından kalkabilir miyiz ki? Ama sen bakalım dedin. Heveslendirdin beni. Bir düşünelim, hesabımızı kitabımızı yapalım. Bankada paran vardı senin. O para benim değil. Cidden Fatma Gül'e mi verdin sen onu? Ha, Meryem ablamın o paradan haberi yok. Onun yanında bu konuyu açmayalım, olur mu? Mukaddes'e söyle, o da açmasın. Tamam tamam, Mukaddes açmaz. Ben de söylemem zaten. Zaten bundan sonra ne yapacaksam kendi paramla yapacağım. Çalışacağım, biriktireceğim. Kuracaksam da kendi paramla kurarım. Tamam tamam, ben yardım ederim sana. Sağ ol. Ne oldu? Söyle ne oldu? O gece, yani o sabah sahildeki, o mu haber verdi sana beni alman için? Hayır. Sana hayatım üstüne yemin ederim ki hayır. Ben senin kim olduğunu bile bilmiyordum. Akşam eve geldiğinde perişan haldeydi. Durmadan bir şeyler söylüyordu ama ben hep seni anlatıyordum. Yani sonra bir anda ben yapmadım dedi. Ben onun ne söylediğini anlamadım bile, algılayamadım önce. Ben o gece sana bir şey yapmadım. Sen bayıldın, hatırlamıyorsun. Ben bir şey yapmadım. Sonra o aşağılıklar yaptı, bunun üstüne attılar diye düşündüm ve bir şekilde susturdular çocuğu. Al da seni. Al şunu ya. Hiçbir zaman inanmadım onun böyle bir şey yapabileceğine. Ama sonra bir anda suçu üstlenince ben de hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Kendi ellerimle jandarmaları teslim etmek istedim. Sonra her şey öyle oldu bittiye geldi ki anlamadım. Aslında orayı tutsak ne güzel olur değil mi Kerim? Kendi işimizin patronu oluruz. Sen bana işi de öğretirsin. Öğretirsin değil mi? Öğretirim tabii ki. Babamın bir tane sandalı vardı, ona binerdik öyle. Ama çok eskiden. Kendimize de bir sandal yaparız. Yaparız değil mi? Oo, iş oralara gelsin de yaparız tabii ki. Yaparız. Aa, Fatma Güller geliyor. Fatma Gül! Atölyeye baktık Fatma Gül. Çok güzel. Hem caddeye yakın hem dere kenarına. Öyle mi? Beğendiniz mi? Beğendik, beğendik. Ama para yok. Kerim çok para istediler dedi. Bakacağız daha belli değil. Kerim kendi başına yapacakmış. Kendi biriktirecekmiş parayı. Kendi kuracakmış işini. Ay ne kadar ki kirası buranın? Boş ver abla, baktık işte öyle. Hadi. Fatma Gül, ellerine sağlık vallahi. Ne kadar güzel kokuyor. Taze nane koydum ondan. Biliyorsun nane hazma da çok iyi gelir. Ben Kerim'i hazırlıyordum. Hadi yemek hazır. Bari kapıyı da aç. Abi. Sağ ol.
çantalı, çalamadım kapını. Fatma Gül de döktürdü sağ olsun ha. Yemekler şahane. Çorbayı çok doldurdu ama vallahi bir şey diyemedim. Ama sen seversin, sıcak sıcak yersin. Hadi otur, soğutma. Afiyet olsun. Nasıl? Güzel değil mi? Bugün ne konuştunuz? Boşanmak istediğini söyledi. Bir de yani öyle işte, özetle o. Dayanamıyor böyle devam etmeye, boşanacak. Konuştuklarımı söylemedin değil mi? Söyler miyim hiç? Abla bak sakın, ne olur bilmesin. Bilmiyor oğlum. Şöyle bir yokladım hatta, mektubunu da okumamış. Yani yırtmış atmış. Ben karışmam, merak etme. İstersen sen söylersin, tamam mı? Yani zamanı gelince. Kerim, ben evi satmaya karar verdim. Sen de gitmedin madem. Burada bir hayat kurmaya karar verdin. Yani para lazım. Aman satayım gitsin işte. Abla sakın. Oraya dönemeyeceğiz ki bir daha. Yani boşu boşuna duracağını bir işimizi görsün. Ben senden böyle bir şey yapmanı isteyemem. Yani ben bir şekilde başımın çaresine bakarım. Ne olur. Ben senin için yapmayacağım da kimin için yapacağım Kerim? Benim hayatta senden başka kimim var oğlum? Söylesene kimim var? Hem bana da para lazım. Yani ben bir boş boş oturacak değilim herhalde. Hayatıma devam etmek için ben de bir düzen kurmak zorundayım değil mi? Hem Fatma Gül de okuyacağım, dışarıdan liseyi bitireceğim diyor. Çalışmak istiyor. Ona da arka çıkmak lazım. Yengesi hayatta izin vermez onun istediklerini yapmasına. Ne olursa olsun o kadının elini bırakmayacağım ben Fatma Gül'ü. Hep arkasında olacağım. Orada boş duran evin hiç kimseye faydası yok. Merak etme, ben canı gönülden istiyorum satmayı. İçim rahat. Sen de rahat ol. Lütfen. Bu yuva yaradı Murat ağa. Bakınız erken yiyip yatıyor, görüyor musun? İyi oldu, iyi. Oh, ben de sofradaki mızmızıyla uğraşmıyorum. Gerçi paradan yiyoruz ama. Olsun ama, okul gibi değer. İyi de paralar suyunu çekmeye başladı. Nasıl idare edeceğiz böyle? Baksana paradan söz edince bizimkinde hiç ses çıkmıyor. Ne diyeceğim ki ben? Vallahi onu bunu bilmem kızım. Hazıra daha dayanmaz. Bizim paralar suyunu çekti. O kocanın elinin cebine daha fazla sokacak. Ne bakıyorsun? Parasını senin üstüne yaparken iyi de ben kocan deyince mi kötü oluyor? O parayı kabul etmedim ben. Ettin etmedin, yapmış işte be. Yok öyle yağma. Para benim değil diye kurtulamaz. Kızım bu ev gazoz kapağıyla dönmüyor. Çıkarıp harcayacaksınız siz de. O pis paranın bir kuruşu girmeyecek bu eve. Bir lokması geçmeyecek kursağımızdan. Yok ya. Ben evimi ocağımı kapattım geldim. Burada işsiz güçsüz kaldık. Bana bak kızım. Cimrilik yapmayacaksın. Bu yapılan iyiliğin hakkını vereceksin sen de. Mecbursun. Fatma Gül nereye? Fatma Gül. Bırak yüz verme şuna ya. Aç acına yatacak ama. Ne yaparsa yapsın ya. Uyanığa bak. Paranın lafını duyunca ne mağdurluğu kalıyor ne mazlumluğu. Bırak Allah aşkına ya. Yok anasının gözü bu çok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.